Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Mekke müşrikleri Kabe'nin yanında büyük bir kalabalık halinde bekliyorlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ne diyeceğini korkuyla, telaşla bekliyorlardı. Onlar 13 yıllık İslam'ın Mekke döneminde müminlere göz açtırmamışlardı. Ellerinden gelen kötülükleri arkalarına bırakmamışlardı. Baskının, işkencenin, mağduriyetin her türlüsünü uygulamışlardı. 3 yıllık boykot nedeniyle açlıktan topluca öldürmeyi hedeflemişlerdi. Ama bütün bu zorlu geçitlerden müminler geçmişlerdi. Sonra Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine müminler için diyar-ı yar olur diye hicret etmişlerdi. Ama Mekke müşrikleri peşlerini bırakmadılar. Ordularıyla Bedir'e geldiler. Müminleri perişan etmek, güçlerini yok etmek için savaştılar. Sonra Uhud'a geldiler. Uhud'da 70 mümini şehit düşürdüler. Bununla da yetinmediler. Tekrar Medine üzerine saldırdılar. 10 bin kişilik dev bir orduyla geldiler. Hendek Savaşı'nı yaşattılar. Müminlere hayat hakkı tanımak istemediler. Ama bilemediler. Kaderin de üstünde bir kader vardır. Olduran, oluşturan vardı. Yok eden, yokluğa mahkum eden vardı. Var edendi, varlığı sürdürendi. Kuluna şah damarından daha yakındı. Zamandan ve mekandan münezzehti. Bütün zamanlarda ve mekanlardaydı. Hazırdı, nazırdı. Sonsuz gücün, sonsuz ilmin sahibiydi. Rahmandı, Rahim'di. Settardı, Gaffardı. Halim'di, Alim'di. Kahhardı, Aziz'di. Bütün varlıklar onun güzel isimlerine mazhar olurlardı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısındaydılar. Yıllarca zulmedenlere Allah'ın sevgilisi neler söyleyecekti? Onlara tebessüm eden gül yüzüyle, deryalar misali gözleriyle baktılar. Sizinle benim halim Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi olacaktır. O kardeşlerine öyle demişti. Bugün size hiçbir şekilde başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. O esirgeyicidir. Esirgeyicilerin en büyüğüdür. Gidiniz, serbestsiniz buyurdu. Bu sözler Mekke müşriklerinin kalplerine rahmet rahmet düşüverdi. Kalplerindeki kin, gönüllerdeki korku ve tedirginlik bir anda değişiverdi. Kalplere seher yeli esiyordu. Kalpler bayram ediyordu. Kalpler bir gülistana dönüyordu. Gül yardan, güllerden oluşan yardan gül esintileri dalga dalga onları kuşatıyordu. Kimileri gözyaşlarına boğuluyordu. Kimileri pişmanlık ateşinde yanıyordu. Kimileri hayretler içerisinde kala kalıyordu. Attab bin Esed yerinden fırlıyordu. Ben Esed'in oğluyum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin de onun elçisi olduğuna şahitlik ederim diyordu. Peygamber Efendimiz bu denli içten olan, kalbini sunan Attab'a pekala ben de seni Mekke valisi yaptım buyuruyordu.
Mekke bayram ediyordu. Mekke fethediliyordu. Mekke'nin kalbi açılıyordu. Mekke bu denli kalbini ona ilk defa açıyordu. Gönüller peygamber iklimine koşuyordu. Mekke bütün katmanlarıyla peygamber iklimine koşuyordu. Bundan böyle Mekke müminlerin kalbiydi. Kalplerinin şehriydi. Mekke deyince kalpler ayağa kalkardı. Mekke deyince kalpler savrulurdu. Mekke diyar-ı yardı. Hazreti Ali Efendimiz alemlere rahmet olanı anlatıyordu. İnsanların en iyi kalplisi, en şecaatlisi ve en doğru sözlüsüydü. Ahlakça herkesten yüce, muaşeret yönüyle de en geçimlisiydi. Onu aniden gören ondan heybet duyardı. Bilerek beraber olan kalpten severdi. Onu tarif eden şöyle derdi: ben ne ondan önce ne ondan sonra onun gibisini görmedim. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'i anlatırken şöyle diyordu: hiçbir çirkin söz söylemez ve hiçbir çirkin harekete tenezzül etmezdi. Kötülüğü kötülükle karşılamazdı. Affeder, bağışlardı. İnsanların en naziği, en iyi huylusu, en güler yüzlüsüydü diyordu. Hazreti Ali Efendimiz insanların en iyi kalplisi diye tanımlıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbi selim zemininde zirvedeydi. Kalbi berraktı, pırıl pırıldı. Kalbi deryalar misaliydi. Öyle beyan buyuruyordu: günde 100 defa istiğfar ederim. Kalbimde parazitlenmeler olur. Rabbimden bağışlanma dilerim buyuruyordu. O seherlerde daima ayaktaydı. Tefekkür halindeydi. Namaz iklimindeydi. İstiğfar halindeydi. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e yöneliyordu. Bir beyanlarında Allah-u Teala seherde rahmetiyle yeryüzünü kuşatır. Bağışlanma dileyen yok mu? İstekte bulunan yok mu diye hitap eder buyuruyordu. Peygamber Efendimiz kalbini olduğu gibi Rabb-i Rahim'in rahmetine bırakırdı. Rabb-i Rahim'inden kalbinin arındırılmasını dilerdi. O her gece, her seherde Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle arınırdı, billur olurdu, saydam olurdu. Kalbini özenle korurdu. Her şeyden önce kalbinin berraklığını en yüksek hassasiyetle korurdu. İnsanların en iyi kalplisiydi. İnsanların en temiz kalplisiydi. Onun kalbinde olumsuzluk duyguları barınamazdı. Umutsuzluk onun semtine yaklaşamazdı. O bütün insanlığı kalbinde taşıyandı. O alemlere rahmet olarak gelmişti. Taifliler taş yağmuruna tutarak Allah'ın sevgilisini sürgün ediyorlardı. Alemlere rahmet olan Taifliler için dua ediyordu. Onlardan iman eden bir toplumun vücut bulmasını niyaz ediyorum buyuruyordu. Taşlarla gelenlere dualarla varıyordu. Kinlerle gelenlere güllerle varıyordu. Nasıl da çırpınırdı. İnsanlar iman iklimine gelsinler için nasıl da çabalardı. Ayet onun halini anlatıyordu. Onlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuruluyordu. Bir insan iman iklimine gelsindi, o bin kez taş yağmuruna tutulsundu, buna hiç aldırmazdı. Onun kalp atışlarında kaç insanın iman iklimine yürüyüşü vardı. Kalbinin yüksek duyarlılığı insanlığın imana yönelmesiydi.
Peygamber Efendimiz, önceki peygamberlerden bir peygamber anlatıyordu. Buyuruyordu ki, kavmi onu linç etmek için tekmeleriyle yere düşürüyor ve vuruyorlardı. O ise tekmelerin altında, Allah'ım onlar bilmiyorlar, onlara hidayet yolunu göster diye dua ediyordu. Yasin suresinin ikinci sayfasında bir olay anlatılıyordu. İki elçi bir topluma geliyor ve o toplumu tevhide davet ediyordu. O toplum elçileri yalanlıyorlardı. Üçüncü elçi gönderiliyordu. Üç elçinin de gayretleri toplumda yankı bulmuyordu. Şehrin kenar mahallesinden bir mümin toplumunun karşısına çıkıyor ve Allah'ın elçilerine gönül vermelerini dile getiriyordu. Ama toplum onu linç ediyor ve şehit düşürüyordu. İlginçti, şehit olan müminin ruhu dile gelen bir konumda, keşke dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi. Kavmine ilişkin ruhunda hala iman edebilmelerinin en büyük nimet olduğu yankılanıyordu. Onlara dair olumsuz, öfke ve lanetlemeye ilişkin en ufak bir işaret yoktu. Rabbani iklimde olan müminlerin hali böyleydi. Şimdi Mekke toplumu Peygamber Efendimizin neler söyleyeceğini bekliyordu. Alemlere rahmet olan rahmet, rahmet yağıyordu. Bugün diyordu, bugün size hiçbir şekilde başa kalkmak ve ayıplamak yoktur. Allah sizi affetsin. Gidiniz, serbestsiniz. En güçlü zamanında kendine en büyük kötülüğü etmiş topluma, her türlü yaptırımın yapabilme gücüne sahip olduğu zamanda tam bir rahmet peygamberi olduğu ortaya çıkıyordu. Alemlere rahmet olarak iniyordu. O aynı zamanda bir savaş peygamberiydi. Zorbalara, zorbalıklara, zalimlere ve tüm kötülüklere karşı tam bir savaş peygamberiydi. Bir beyanlarında ben savaş peygamberiyim, ben rahmet peygamberiyim buyuruyordu. Toplum mühendisine soyunan zorbalar olurdu. Toplum üzerinde otorite kurarlardı. Toplumu kendi egemenlikleri altında götürmek isterlerdi. Toplumun ensesinde boza pişirmek isterlerdi. Toplumun gayretlerini, imkanlarını kendilerine kanalize etmek isterlerdi. Bir avuç azınlık, koca bir toplumun sırtında parazit gibi yaşamak isterlerdi. Kendileri için kurdukları düzene muhalif olan hiçbir fikre, düşünceye, inanca izin vermezlerdi. Muhalif hareketleri acımasızca yok etmek isterlerdi. Vicdanlara, kalplere, iradelere baskı kurarlardı. Topluma korku salarlardı. İnsanın özgür iradesiyle hareket etmesine müsaade etmezlerdi. Toplumu kapalı bir topluma dönüştürürlerdi. Toplumu açık bir hapishaneye mahkum ederlerdi. İnsan böyle bir toplumda nesne gibiydi. Mekanik bir varlık gibiydi. Kendisinden isteneni yapan mekanik bir varlık halindeydi. Hakikatte ise insan varoluşsal sancılara düçar olurdu. Varlığının niçinliğini arardı. Varlıklar aleminde hiçbir şey onu tatmin etmezdi. Kendisi gibi noksan ve aciz varlıklar onun varoluşsal derdine derman olamazdı. Ötelere, sonsuzluğa yönelirdi. Bütün varlıkları var edene yönelirdi. Ondan gelen mesajlara gönül vermek isterdi. Rahman-ı Rahim kulunun gönlüne rahmetler indiriyordu. Yeryüzüne rahmetler indirdiği gibi insanın kalbine rahmetler lütfediyordu. Kitabını peygamberine ikram ediyordu. Varoluşsal sorunlarına tam derman olanı gönderiyordu. Ama kulları kendilerine kul edenler
bu Rabbani ihsanın insana ulaşmasına, insan hayatında hayat haline gelmesine tahammül edemiyorlardı. Kullara kulluktan Allah'a kulluğa gidişin yolunda haramiler oluyorlardı. Peygamberler bu haramileri Rabbani yoldan uzaklaştırıyorlardı. Rabbi Rahim ile kulların arasına giren haramilerle kıyasıya mücadele veriyorlardı. Rabbi Rahim ile kulu arasındaki engelleri kaldırıyorlardı. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethediyordu. Toplum dalga dalga İslam'a koşuyordu. 13 yıllık Mekke döneminde zorbalardan, müstekbirlerden, zalimlerden korkuyorlar ve bu nedenle Allah'ın dinine vuslat edemiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusuyla geliyor, Mekke toplumundaki zorbalara son veriyordu. Korku duvarları yıkılıyordu, setler yıkılıyordu. Toplum özgür vicdanıyla, özgür iradesiyle baş başa kalıyordu. Dilediği hayat tarzına yönelebilirlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara gidiniz, serbestsiniz buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.